Merhabalar. Daha önce bu ölçü aletine Lyon batarya eklemiştim. Böyle bir düğme yapmıştım. Bu bit pazarından aldığım daha üst model. Eski bir alet ama daha üst model. Üzerindeki pil bitik. Gördüğünüz gibi normal açıyla baktığınızda hiçbir şey görülmüyor. Buna ben normal 9 voltluk pil takmak yerine şu elimdeki eski cep telefonu bataryalarından birini uydurmayı düşünüyorum. Bu iş için de şöyle bir devre kullanacağım. Bu devre TP4056'nın ve yükseltici birleşimi, yani Lyon bataryayı, bataryadan gelen voltajı 24 volta kadar yükseltebiliyor. Bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. Böyle bir devre kullanacağım. Bu güç koruyuculuğu, yani belli voltajın altına düştüğü zaman batarya, pil, onun gücünü kesecek. Bunun koruyucu devresini çıkarmışım. Büyük ihtimalle bunu kullanmayı düşünüyorum. Uydurabilirsem bunlardan biri de olabilir. Şimdi deneyeceğiz. Bunun vidaları falan yok. Böyle bir şey. Bu pil bitik. Sürekli pil almak istemiyorum. Pil değiştirmek istemiyorum. Bu voltmetre, multimetrede yaptığımın aynısını kullanmayı düşünüyorum. Benzer bir şekilde. Bunda normal standart TP4056 kullanmıştım. Ve üzerinde böyle bir güç yükseltici modülüyle beraber. Voltaj yükseltici. Ama bu bunun birleşimi olacak. İkisinin arasında tek bir yerde kullanacağım. Şöyle pili buraya oturttuğumda kapak kapanmıyor. Tahminimce. Evet. Kapak açık kalacak. O yüzden pili şurada bir yere montajlamayı düşünüyorum. Herhalde pili buraya koyarım. Bu pil biraz şişmiş ama hala üzerinde voltaj var. Bu pile buradan besleme verirsem besleme kartında, şarj kartında şu şekilde koyabilirim gibi görünüyor. Böyle yerleştirirsem hem tamam olur gibi. Başlayalım.
Evet, şu anda 8.78'de ayarladım. Görülüyor herhalde. Bu şekilde bir bakalım çıkış var mı? Şu anda pilde 3.7 volt görünüyor. O yüzden de çıkışı var. Çabuk şarj oldu. Ne kadar dayanacak pil bakalım. Şimdi böyle bir şey yapacağız. Lehimlemeden önce şuradan geçirse miydim diye düşünüyorum ama. Kabloyu zaten biraz uzun tuttuk. Her türlü yeterli olacaktır. Şöyle montajlayacağım. Bu devrenin kötü yanı, güç bağlı olduğu sürece, yani batarya bağlı olduğu sürece voltajı çıkışta yükseltmesi, bu da uzun vadede pilin gereksiz boşalmasına sebep oluyor. O sebeple ben tam şu noktaya batarya artı bu yükseltici devresine giriş bölümünün şurayı kazıyıp bu araya bir tane anahtar switch ekleyeceğim. Böylelikle gerek görmediğim zamanlarda gücü yükseltmeye devre dışı bırakacağım. Ama pili istediğim zaman, burası kapalı olduğu halde bile pili istediği zaman şarj edebileceğim. Bataryayı istediğim zaman şarj etme imkanı bulacağım. O yüzden buraya bir tane şu yolu kazıyıp switch ekleyeceğim. Tasarımımızın son hali şu. Söylediğim gibi bu arayı kazıdım. Tam şu noktayı. Bir tane switch ekledim, anahtar. Sebebi de pilden gelen sürekli voltajı yükselttiği için bu devre tasarımı zaman içinde uzun vadede pili gereksiz tüketecek bana göre. Ben de o yüzden bu araya bir switch ekleyerek kullanmadığım zaman buradan da kapatacağım. Şu voltmetrenin gücünü, ohmmetrenin gücünü keseceğim. Şöyle bir bağlantımızı yapalım bakalım. Tasarım çalışıyor mu? Bu kendi anahtarı. O zaten çalışıyor. Bu da benim eklediğim anahtar. Bu şekilde pili kapalıyken şarj edebileceğim. Gördüğünüz gibi pil şarj oluyor. Eğer anahtarı direkt batarya üzerinden yapsaydım, o zaman kapalı pozisyonda pili şarj edemezdim. O yüzden bu bölgeye, yükseltici kesimine, boost konvertör, yani boost konvertör kesimine giden artı bacağı şuradan şu noktadan kazıyarak voltaj geçişini engelledim. Onu bir anahtar yardımıyla sağlıyorum. Böylelikle kullanacağım zaman devre açılacak. Anahtarı da
Şuraya bir yere monte etmeyi düşünüyorum. Anahtar için bir delik delmeyi düşünüyorum şuraya. O kadar. Bu şekilde yapıştırdım. Şuraya da bir delik deldim. Şarj anında içerideki ledleri görebileyim. Onu da biraz sonra gösteririm. Burayı da bu şekilde yedim. Bir tane vida uyduralım. Şöyle şarja takalım. Şu anda yeşil yanıyor, şarjı var. Şöyle bir açtığımız zaman kırmızıya dönecektir. Açıkken de şarj ediyor gördüğünüz gibi. Şarj gitti. Evet. Bir tane lityum pilli alometrem oldu. Pil değiştirme derdine son. Ne kalmış? 10 kalıp dirençmiş bu. Sağ olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğeni atmayı, beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.